İçebiliriz. İyi olmaz. Burada geliyorlar sevgili. Bana bir tane pasta falan var. Çabuk bir şey yapalım. Bir kere daha. Bir kere daha. Bir kere daha. Ya burada güzel benim bakılacaktır ya. Öyle mi? Bir tane pinçerim, bir tane ne kadar anlaşılır oluyor değil mi işte? Ya. Öyle. Seni yerim ben. Oy. Ay çok şükür başka bir şey yok ya. Seni yerim ben. Güzelim benim. Hatırladın mı sen beni? Yani belediye başkanımızın aşkla çalışıyor dediği cümle bu hizmetle tam karşılığını buluyor aslında. Teşekkür ederiz. Ya o gün nasıl baktıysa niye çarptın mı dedi artık. Öyle bir bakış attı ya, acayip etkilendim. Biz gidiyoruz, tekrar geleceğiz, tamam mı? Yine geliriz. Tamam. Bunu nasıl ifade edebilirim bilmiyorum. Biz kötü bir kaza geçirdik. Bu minik dostumuz biraz hızlı hareket edip yol atlayınca ne yazık ki ona çarptı. Sonrasında yaralı haldeyken gerçekten ne yapacağımızı bilemedik. Çocuğum aynı şekilde, eşim de, ben de. Sadece başında durabildik. Müdahale etmeyle ilgili bir şey yapamıyoruz. Kendi veterinerimizi aradık. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Düzenli olarak kendi evcil köpeğimizi götürdüğümüz veterinerimiz. Bize saat 8 gibiydi galiba değil mi? 8 gibi. Yok. Ben yeni kapattım dedi. Şeyi arayın, barınağı arayın dedi. Ki bizim o ana kadar barınakta haberlerini duyduk aslında ama o anda evet. Zaten aklımıza gelmedi işin aslı. Barınakta veterinerlik hizmetinin verildiği oturmamış demek ki kafamızda. O an aklımıza gelmedi. Sonrasında sağ olsun veterinerliği aradığımızda, barınağı aradığımızda polisi de eş zamanlı aradık çünkü kazadan dolayı. Aradığımızda polisten bile daha önce geldiler ve gelene kadar bizi defalarca aradılar. Buradayız, şuradayız, gidiyoruz, neredesiniz vesaire diye. Biz köpeğin durumuyla ilgili bilgi aldılar. O kadar rahatlatıcı bir süreçti ki çünkü biz caddenin ortasında böyle köpek benim kucağımda yatıyor kan revan içinde, yani o çaresizliğimizi gerçekten anlatamam, bunu hani anlayacaklardır dinleyenler ama o sürecin kısa olması o kadar değerliydi ki bizim için. O yüzden gerçekten başta belediye başkanımız ve çalışan herkese, emeğe geçen herkese çok teşekkür ederiz böyle bir hizmeti kazandırdıklar için. 21 gün sonra durma. Nasıl oldu? Çok şanslısın. Valla belediyemiz sağ olsun. Yani ay, bunu gerçekten o kadar içimiz ferahladı ki. Şanslı olsun onun ismi. Yaz. Gördün mü anneciğim? Gördün mü? Çok iyi onun durumu. Sadece ayağı kırıkmış. İmza atayım. Ama çok iyi. Tamam mı? Sen gör diye aradım. Merak şanslı. Etme tamam mı? Çok şanslı koyalım şey ismini. Mi? Biraz baygın. Şanslı olsun ismi. Durumdan, 30 Kasım'da ailemle beraber Çorum Spor'umuzun maçına gidiyordum. Tam vergi dairesinin önünde o minik dostumuz önümüze atladı. Tabii o şeyle çarpışma meydana geldi. Köpek yolun ortasına yatarken o canavarla trafiği kesti. Kendisi ayağa kalkıp tutturmadı çünkü bize. Kenara kadar geldi. Biz de polis memurlarını aradık, 112'yi aradık. Daha sonrasında 112 ekipleri barınağın numarasını verdi. Kendilerine ulaştığımda dedim herhalde gelmeyecekleri gibi böyle bir izlenimim vardı. Sağ olsunlar 3-4 defa arayarak biz buradayız, biz şuradayız, geliyoruz, işte köpeğin durumu nedir? Geldiler, köpeği aldılar. Alırken de işte tutma şekline kadar bize söylediler ki tepki göstermeyelim diye. Daha sonra minik dostumuzu alıp götürdüler. Düzenli olarak da bize bilgi verdiler. Dediğim gibi bu hizmet gerçekten çok şaşırttı bizi. Çünkü medyada gördüğümüz işte barınaklarda olan şeyler, işte
farklı artık belediye ekiplerime, başka insanlarıma, hayvanlara yaptıkları eziyetler. Tabii biz de mecbur dedik, hani denize düşen yılana sarılır, ama gerçekten büyük bir algımı yıktılar, önyargımı kırdılar yani. Bunun için oradaki arkadaşlara, belediye başkanımıza, yönetim ekibine teşekkür ederiz. Yani bizi bilgilendirdiler köpeğin durumuyla alakalı. Sadece biz orada köpekleri kafese koyup işte orada bir barınakmış gibi biliyorduk. Daha önce de biz ziyaretine gitmiştik orada, gezmiştik orayı. Ama işte veteriner hekimlerin çalıştığı, gece gündüz insanların orada hizmet verdiği ve köpekleri, hatta şeyi de teklif ettik ya, biz Samsun'da hayvan hastanesine götürelim falan. Çünkü yeterli tesisatı yoktur diye tahmin etmiştik. Daha sonra öğrendik ki 3 tane veteriner arkadaşımız orada görev yapıyormuş, işte teknikerler falan. Yani bayağı kapsamlı bir hastaneymiş. Gerçekten mükemmel bir hizmet olmuş. Biz de bunu yolda gördüğümüz, işim gereği seyahat ediyorum ben çok fazla. Köpekleri görüyoruz, yaralı, işte sakat kalmış veya ölmüş. Hani bu hizmetin olduğunu insanlar bilirse belki ararlar, yardım isterler diye düşündük. Bunun için de bir insan olarak, vatandaş olarak insani görevimizi yaptık. Yani oradaki de bir, sadece dili yok. İnsanlardan tek farkı o. Duyguları, hisleri tamamen bizden daha hassas o hayvanların. Ya çok şaşırdım. Yani gerçekten çok güzel bir hizmet olmuş. Gerçekten teşekkür ederim. Bunu bugüne kadar bilmemem de benim cahilliğim. Yani keşke daha önce görseydik. Ki yolda şahit olduğumuz şeyler oluyor. Kazalar oluyor. Sonrasında memur arkadaşlar geldi. Trafik ekipleri. Onlar da raporlarını tuttular. Dediğim gibi sürekli aradılar. Bilgi aldılar. Bilgi verdiler bize. İşte çocuğum vardı 11 yaşında. O zaten ağlamaktan helak oldu çocuk. Çünkü biz de aynı zamanda evimizde bir evcil hayvan besliyoruz. Sonra oğlumla da konuştular. İşte köpeğin durumu iyi. Sadece işte arka ayaklarında bir problem oldu. Onu da alçıya aldık. İşte iç kanaması falan yoktu diyor. Sağ olsunlar bizi çok bilgilendirdiler. Telkinde bulundular işte. Ayrıca teşekkür ettiler duyarlılığımız için. Ama herkesin yapması gereken şeyi yaptık biz aslında da. Bunun için tekrar teşekkür ederim. Yani bu hizmetlerin rengi, rakamı, hiçbir şeyi yok. Bunlar tamamen bizlere hizmet için yapılan şeyler. Bunlar daha önce bilseydim keşke. Yani daha önce gidip orayı ziyaret etseydim. Gerçekten teşekkür ederim.